kulak, burun, boğaz en ihtiyacımız olan konu başlıklarından biri. Uzmanımız Operatör Doktor Tayfun Uysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu kış hastalanmadım. Çocuklar da hastalanmadı. O yüzden kendimi çok şanslı ve iyi hissediyorum. Son 1-1,5 aydır grip salgını vardı. Evet. Şanslısınız yani, hasta olmamışsınız. Ya kendimize iyi bakıyoruz tabii. Buralardan tevazu evet. sahibi değilim yani gerçekten. Ciddi salgın vardı ama evet, yani. Çok. Evet, çok. Devirdi. Şu an bitmek üzere. Hastanelik azaldı. Bir salgındı. Evet. Serum yemeyen arkadaşım ve çocuğu yok gibi diyebilirim size. Evet. Son birkaç yıldır özellikle Aralık-Ocak ayında şöyle bir ay süren bir grip salgını oluyor. Neden? Ne değişti hayatımızda? Yani o şöyle herhalde biraz teknoloji, sanayi, hava kirliliği, insanların yaşam şartları, virüslerin şekil değiştirmesi, mutasyona uğraması. Evet. Onun gibi çok fazla faktör var. Bir de şey de söylemişlerdi bana, bu şehir işte binalar yıkılıyor, yeni binalar yapılıyor evet. falan. Oralardan da çok ciddi mikroplar ürediğini. Evet. Yani doğal yaşam bitiyor arkadaşım. Tamamen suni yapay yaşam yani beslenmemizden her türlü teknolojik kirlilikten, bunların tamamı tabii bu tür olaylarda faktör. Evet. Bugün biraz tabii sizin kulak burun boğazın gerçekten çok yakından ilgilendiği, yakından evet. uğraştığı bir başka konudan. Yani evet. burun estetiğinden bahsedeceğiz. Evet. Evet. Rinoplasti yani çok yaygınlaştı, çok fazla yapılmaya başlandı. Ben önce şunu söyleyeyim, kimler ihtiyaç duyar? Rinoplasti burnun dış şekil bozukluğunu düzeltmeyi amaçlayan bir ameliyattır. Burnunun şeklinden memnun olmayan bütün insanlar bunu yaptırabilir. Bu bazen doğuştan ya da büyüme döneminde gelişebilir kendiliğinden. Bazen de bir travma sonucu, bir darbe, bir kaza sonucu burun şekli bozulabilir. Burnumun şeklini beğenmiyorum diyen her insan bunu yaptırabilir ve normal doğal hakkıdır. Doğru ama neye göre, şart nasıl? Mıdır? Evet. Şöyle bu tamamen subjektif bir konu. Yani bir insan burnunun şeklini beğenmiyorsa ve ben burun ameliyatı olmak istiyorum, düzelttirmek istiyorum diyorsa yapılır. Bunun tamam tek, ama tek ben burnumun budur. Şeklini beğenmiyorum. Angelina Jolie'nin burnunu beğeniyorum. Alıyorum Angelina Jolie'nin fotoğrafını evet. alıyorum, geliyorum diyorum ki Tayfun Bey beni Angelina Jolie yap. Hmm. Bu mudur doğrusu? Ya o da değil. Gibi. Yani şöyle. Mesela dedim zaten ben burnumu seviyorum. Tabii şöyle şimdi hastanın ben şu şekilde bir burun istiyorum demesi. Şimdi biz de bakıyoruz olabildiğince evet şu şekilde yapabiliriz, bu şekilde yapabiliriz diyoruz. Fakat onun istediği gibi ve bizim de uygun gördüğümüz ikimizin ortak karar veriyoruz hastayla beraber. İstediğimiz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat şimdi insan vücudu makine gibi değil. Yani bir çizgi çizdiğiniz zaman o şekilde tam olmuyor. İyileşme döneminde bazı insanların o vücuttaki dokuların özelliğine göre işte biraz daha içe çekilme, biraz daha dışta kalma, hücrelerin iyileşme süreci, oradaki işte granulasyon dokusu yani tam çizgiyi çizdiğimiz şekilde olmuyor. Biraz daha aşağı, biraz daha yukarıda olabiliyor. Ortalama bir şey yapabiliyoruz. Yani yoksa hmm. tamamen bir şekil çizip de tam şu şekilde bir burun olacak dememiz o mümkün değil. O zaman burun estetiği o kadar da... Çok da kolay değil evet. aslında. Değil yani tabii. Çok değil. Da kolay değil. Ben mesela kendim için söylüyorum. Hiç ihtiyaç duymadım ama ben herhalde lens takamayan bir insanım. Ameliyat evet. sürekli ameliyat yaptığım için. Gözlüksüz de yapamıyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir bende aksesuar. Görme konusunda da çok destekleyici. Birkaç numara da var. Mesela ben burun estetiği yaptıramam diye Neden? Düşünüyorum. Neden? Çünkü şey yani estetik yaptırdığımda gözlük basıncıyla onun herhalde gene hiç değişecek. İyileştirmez ve şeyi değiştirmez. Şöyle ameliyattan sonra yaklaşık 2 ay kadar gözlük takmayı önermiyoruz. İşte. Sadece 2 ay. Onun dışında takabilirsiniz. Evet. Ama yani ne kadar ay. Etkileyici bir şey. 2 evet. ay araba kullanmak yok. Lens takamıyorsunuz. 2 ay ameliyat yok. 2 ay hasta bakarsınız belki ama yani hani filme bakamazsınız. Ben hani Allah korusun öyle bir ihtiyacım olmadı ama demek ki bu ihtiyaçlar içerisinde burun diğer ihtiyaçların o kadar çok önüne geçiyor ki rahatlıkla ameliyat evet, yaptırıyorlar. Evet. Çok yaygınlaştı. Şu an dünyada en çok yapılan estetik ameliyat. Yani birinci sırada burun estetiği. Gerçekten tabii. mi? Peki bu kadar riskli bir ameliyat çünkü sonuçta mesela meme operasyonunda biliyorsunuz sonucun ne evet. olacağını ya da yağ aldırdığınız zaman biliyorsunuz. Burunda da yaklaşık olarak biliyorsunuz. Ama yani, yaklaşık olarak tabii, çok tehlikeli tabii. bir şey çünkü burun yüzün merkezi. Tabii. Yani ilk dikkat çeken, ilk baktığınız şey bir insanda burun, diş, göz
oluyor ya, evet, süreç, dokusu, onun burnuna iyi, evet, bakması meseleyi değiştiriyor. Tabii ama yani çok az değiştiriyor. Yaklaşık olarak kafamızda tasarladığımız şekilde yapabiliyoruz yani, hı, hastanın. Yaklaşık ama kesinlikle. Fakat bu sadece burun estetiği için değil, yani vücuttaki bütün ameliyatlar ve bütün estetik ameliyatlar için de geçerli. Peki mesela dediniz ki 2 ay gözlük takmayacaksın. Evet. Başka ne yasaklarınız oluyor? Ameliyattan sonra mı? Evet. Ameliyattan sonra şimdi önce ilk bir hafta alkol kullanmayacak. Hı hı. 2 hafta alkol kadar tabii şimdi zaten, zararlı zaten, zararlı. Alkol ve sigarayı önermiyoruz hiçbir tabii şekilde. Tabii yani o ayrıca ameliyattan sonra ödemi, morarmayı ve kanamayı artırabiliyor. O yüzden özellikle yasaklıyoruz. 2 hafta kadar sigara, o da aynı nedenlerle yasaklıyoruz. Sigara zaten hiç içmeyin yani net evet olarak. Sağlar. Bir de 2 ay kadar ameliyattan sonra direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. Güneşte gezeceği zaman şapkayla gezebilir. Hmm. Direkt güneş ışığı burnuna geldiği zaman morarmayı, ödemi artırabiliyor. Bir de pigmentasyon artışı, yani renkte cilt renginin koyulaşmasına yol açarak işte kalıcı bir cilt bozukluğuna yol açabilir. O zaman bunun gibi yazın konular riskli. Yazın yani şöyle şapkayla gezildiği sürece sorun yoktur. Hmm. Evet. Yani normalde her mevsimde yapabiliyoruz bunu. Yazın ekstradan işte bu olaya dikkat etmek tabii gerekiyor. Yani şöyle bir insan şimdi burun estetiği zaten biraz da şey bir ameliyat, keyfi bir ameliyat yani zorunlu olan bir ameliyat değil. Eğer bir insan onu çok istiyorsa olmayı zaten katlanacak. Bu tür bizim gibi tabii bazı şeylere katlanıyor ve insanların çoğu da zaten katlanıyor. Yani tabii. Çok da sıkıntılı bir süreç değil yani. Evet, evet, evet. Biz hep kötüleri konuştuk. Bugün konuşulmayan evet, konuları konuşuyoruz ama evet, biraz da güzelliklerden bahsedelim. Mesela evet, benim burnumun içinde eğrilik var, nefes alamıyorum. Ama aynı zamanda şu eğriliği de, şu evet, kemeri de düzeltmek istiyorum diyen birçok insan var ve çok da rahatlıyor. Yarıdan çoğu bu şekilde. Zaten nefes alma sorunları var. Ben rahat nefes alamıyorum diyor. Geliyor, muayene oluyor. İşte burnunun içinde kıkırdak ya da kemikte eğrilik var. Ya da burun etlerinde konka dediğimiz burun etlerinde büyüme var. Bunları ameliyat etmemiz lazım diyoruz. Şimdi bu ameliyat sağlık için, rahat nefes almak için. Diyor ki ya ben madem uyuyacağım, narkoz alacağım, bu ameliyatı olacağım. O zaman dışında da işte evet burnumu şöyle biraz kaldırın ya da burada kemer var onu düzeltin. Bazen mesela burada çökme olan hastalarımız var, onu düzeltin diyenler var. Ya da burnu komple büyük olanlar var, küçültün. Ya da küçük olup biraz daha büyütmek isteyen de var, yüzünün şekline uyumlu olmayanlar var. Onların hepsini madem iç ameliyat olacağım diyor, estetiği de beraber yapın tamam diyoruz. Zaten yarıdan çoğu da bu şekilde. Ben tabii bunlar güzel şeyler. Ama illa da bir kulp takmalarına da gerek yok diye düşünüyorum. Ben bu kemeri beğenmiyorum diye özgüveniyle gelsin. Öyle hastalarımız değil da mi var? Daha az ama var yani o şekilde hastalarımız evet da var. Peki süreç nasıl ilerliyor? İsterseniz biraz bize onu da anlatın. Yani burun ameliyatı için gelmek istiyordu. Yani estetiksel evet ya da sağlıksal evet bir kaygıdan geldi. Size muayene oldu. Siz gün belirlediniz. Ne hı-hı oluyor süreç? Şimdi şöyle genellikle işte nadiren genel durumu ya da hasta kendini psikolojik olarak çok iyi hissetmiyorsa bir gece yatırıyoruz ama çoğunlukla aynı gün taburcu ediyoruz. Aynı genel anestezi. Tabii aynı gün. Aynı gün. Genel anesteziyle yapıyoruz. Bu hem genel anesteziyle hem lokal anesteziyle yapılabilir. Ama ben de meslektaşlarımızın çoğunluğu da genel anesteziyi tercih ediyoruz. Çünkü hasta daha rahat. Biz de daha rahat çalışıyoruz. Tabii. Hasta da daha rahat olduğu için sorun çıkmıyor. Lokal anestezi de hasta ağrı hissetmese bile psikolojik olarak evet sıkıntı yaşıyor. Bence. Ama lokal anesteziyle de yapılabilir. Peki yani akşam ağrısı olmuyor mu? Nasıl oluyorsunuz? Yok. Şöyle burun ameliyatı tahmin edilenin aksine çok az ağrısı olan bir ameliyattır. Öyle mi? Şimdi özellikle estetikte işte burnun burun sırtına bazı alçı ya da alçıya benzer termal split denilen son zamanda kullandığımız bir böyle bir kalıp takıyoruz. Şimdi bazı bantlar var. Hasta taburcu olduğu zaman görüntü olarak sanki çok ağrı hissediyormuş gibi bir görüntü veriyor. Aslında hasta ağrı hissetmiyor. Çok çok az. Yani ciddi bir ağrısı olmuyor. Çoğu ameliyata göre çok daha az ağrısı olan bir ameliyat. Ne kadar ötesi, hastanın hiç sadece düşünmezdim. Evet, ya, yani dış görüntü olarak böyle bantlı, alçılı ya da kalıplı bir görüntüsü olduğu için insanlar bu çok ağrı hissediyor gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Kesinlikle doğru değil. Şimdi ben 30 yıl önce bir ameliyat geçirdim. Burun işte burnuma gelen bir top darbesinden dolayı içteki burun kemiğinin
kıkırdan daha doğrusu çıkması, kırılması. Oy. Öyle bir operasyon geçirdim ama yarım saat 45 dakika süren bir operasyon. Lokalle yapıldı. Evet. Ben bütün ameliyatı bırakın iki şeyi hatırlıyorum. Hani size de buradan söyleyeyim, şimdi bunlar kalmadı tabii ama iki şeyin birincisi ne biliyor musunuz? Bir aletle alıp burnumu çeken bir hemşiranım vardı. Gerçekten buradan çünkü doktorum benim burada işlem yapıyor sol tarafta ama buradan da alıp alanı açmak için çeken biri. Onun acısını hiç unutma halen daha. Niye bayıltmadılar ya? Bayıltılmazmış çünkü ayılırken, öksürürken o orayı tekrar kanatma riski geliyordu. Tam 32 yıl önce. 60 yıl. Tamam yani şu anda yok. Şıkı şıkı. İşte biliyorum, o yüzden anlatıyorum. Bir de ikinci acı, 2 metre neredeyse tampon koymuşlar. Evet, evet. Ben bir şey söyleyeyim. Ben tampon... Bana bir şey oluyor şu anda, beni alıp geçireceğim. Yani. 2 gün boyunca o tampon, bir de çıkarken artık ben değildim yani, o kadar kötü. Şimdi ne oldu? Topu şimdi atan şöyle... arkadaşın ne oldu suratına? O yaşamıyor artık. Şimdi anlattığınız, onun için sordum kaç yıl önce. Şu anda artık isteseniz de Türkiye'de en azından böyle bir uygulama yok. Biz Türkiye'de hemen hemen her yerde son derece modern yöntemler kullanılıyor. Şimdi o sizin söylediğiniz eskiden böyle uzun bezlerle yapılan. Nasıl ya uzun diye böyle vardı. Ne kadar. Onu böyle burnun içine. 2 metreydi ya yani. Evet, abartısı biliyorum. Söylüyorum. Şimdi ya o yani. Toplumsal hafızada da yer etmiş. Hatta biz çıktı. Ameliyat konuştuğumuz bütün hastalar doktor bey böyle uzun tampon mu koyacaksınız diyor. Hayır onlar çok eskiydi, artık kullanılmıyor. Şu anda biz... Ben saklıyorum o tamponu zaten. Şimdi değişik tampon yöntemleri var. En çok kullandığımız silikon bir tampon. Burun içine koyuyoruz onu ve borulu. Bu orada nefes alıyorsunuz silikondan. Çıktığı zaman kesinlikle ağrı ya da kanama yapmıyor. Bu eski usul tamponlardan değil. Ama toplumsal hafızada söylediğim gibi bu o kadar yer etmiş ki herkes aynı soruyu bize soruyor. İşte böyle mi olacak? Ya çok peki mu mantıken de çok saçma değil mi? Evet. O kadar uzun bir tampon, o kadar yaptığın şey çıkartırken mesele bozulabilir. Bu, biraz önce sormuştunuz Ceyda Hanım işte süreç nasıl oluyor diye. Evet. Şimdi aynı gün çıkarıyoruz demiştik. Tamam. Tamponu da ortalama 2 gün sonra çıkarıyoruz. Burun içindeki o silikon tamponu. O sırada da bayıltıyorsunuz. Hayır bayıltmıyoruz hayır. Hasta oturduğunda çıkarıyoruz. Kesinlikle ağrı herhangi bir problem hissetmiyor. Ama şu anda silikon tamponlar. Tabii hiç. Ay ne olursa olsun. Hayır hiç yani şey olmuyor. Ay bırak burnun nasılsa öyle kalsın. Allah'ın sen ya Allah'ım ya. Hayır öyle değil ama. Şaka şaka. Yani kesinlikle şaka bazı yapıyorum. İnsanlar için çok önemli. Çünkü yüz görünümünü çok değiştiriyor. Allah korusun, yani bir insanın ki. Burnunun şeklinde beğenmediği tabii. bir olay varsa. Tabii ki. Onun burnu tamamen yüzünün şeklini değiştiriyor. Tabii onun ki. Peki tamponu çıkardınız zaman. Sonra ne oluyor? Tamponu çıkarttıktan sonra işte ikinci günü tampon çıkarıyoruz. Yedinci günü de genellikle bu termal splint dediğimiz kalıbı ya da bazı meslektaşlarımız alçı koyuyor onu çıkarıyoruz. Bir hafta daha bantlar kalıyor burnunun üzerinde. Şimdi toplam 7 iki hafta gün sonra, böyle geçti. İkinci sonra bant günde geldi bantlı, ikinci 7 gün. İkinci 7 iki gün dolunca hafta. Yani 14. gün dolunca tamamen açıyoruz ve bu arada 14. günde ödem, morarmalar geçmiş oluyor. Hemen hemen normal ameliyat olmamış gibi normal hayatına devam edebiliyor. O zaman 14 gün neredeyse bir iş güç duruyor mu? Şöyle şey. Hasta isterse 7. günden sonra işine gidebilir. Sadece bir hafta bantlı gidecek çünkü kendisini iyi hissediyor. Yani hiçbir problem yaşamıyor. Sadece dıştan görünen bir bant var. O kadar. Sonra 14 gün sonra. 14 gün sonra normal hayatına devam edebilir. Birkaç defa kontrole çağırıyoruz. İşte ikinci günü tampon için, yedinci günü o termal splinti çıkarmak için. Bu yaptığımız estetik müdahale tam olarak kendini ne zaman gösteriyor? Ama beyefendi ben sorumun cevabını alamadım. Tabii pardon. Çok özür diliyorum. 14. günden sonra ne kadar doktora gidiyorsun? 14. günden sonra. Birkaç kez dedi ya. Ama ne birkaç şöyle, kez mi? Şöyle şimdi... Doktor meslektaşlarımızın hepsinin uygulaması aynı değil. Tamam. Benim kendi uygulamam 14. günden sonra bir ay sonra tekrar çağırıyorum. Bir ay. 3 ay sonra tekrar çağırıyorum. 3 ay. Sadece görmek için, takip etmek için durumunu. Tamam. Sonra 6. ayda ve 1. yılda bir daha çağırıyorum. Ha bayağı. Hastayı takip etmek için. Fakat bunlarda hiçbir şey yapmıyorum. Bizim İzmirli İzmirli bir diş hekimimiz gelmişti hatırlıyor musun? Çağırıyorum maşallah demek için. Çok sevmiştim ben onu. Genelde öyle oluyor. Yani hastamızın bir şikayeti var mı yok mu? Hem hastanın yararı için. Şimdi kalkıp Trabzon'dan gelen bir hasta bir daha Trabzon'da gitken mi yapsın fotoğraf mı yollasın? Uzaktan gelenlere, il dışından gelenlere bazen WhatsApp'tan fotoğraflarla
anlaşabiliyoruz. Tamam. Ya da herhangi bir sorunu varsa telefonda bunu şey yapıyoruz. Buyurun efendim, sorularınıza devam edin. Ben sadece tam olarak görüntü ne zaman oturuyor? Şöyle, şimdi anladığım kadarıyla 14. günde o bantları da açtığımız zaman kabaca şekli belli oluyor. Hı-hı. Fakat tam oturması, artık benim ömür boyu burnum bu şekilde olacak demesi bir yıl. Yani burnun oturması son şekli bir yıl. Fakat neden? 14. günden sonra çok hafif bir değişme olabiliyor. Çünkü dokular bir yıl boyunca iyileşme süreci devam ediyor. Yani bir yıl, hatta biz bazen diyelim ki hastanın burnunda bir sorun çıktı. İstemediğimiz bir sonuç oluştu. Zaten. Tekrar revizyon ameliyatı, evet, yani düzeltme ameliyatı yapacağız. Evet. Onu genellikle bir yıl dolunca yapmayı tercih ediyoruz. Ama çok sıkıntılı bir durum varsa, ki çok nadiren görülen bir şey, 6. ayda sonra da yapılabilir. Ya o zaman şimdi mesela burnuna bir şey yapıldı, müdahale edildi. Buradan bizi izliyor. Diyor ki ya ben burnumundaki bu müdahaleyi sevmedim, beğenmedim. Evet. Veya işte benim istediğim gibi olmadı diyen olabilir. Çok normaldir bunu diyebilmesi. O zaman en az bir yıl beklesin, ondan sonra mı size başvursun? Evet, ama tabii şöyle, şimdi sıkıntılı durumunu da doktoruyla mutlaka paylaşsın süreçte. Ha tabii ki. Tabii yani paylaşsın, ama çok çok özel bir durum yoksa bir yıl dolmasını bekliyoruz. Bir yıl içinde. Hasta da bunu bilmeli, yani bir yıl dolduktan sonra tekrar düzeltme ameliyatı yapılması en doğru zamandır. Bir yıl içinde grip olursa ne olacak? Sorun olmaz, normal gene gidip. Hapşu. Hapşırma olabilir. Şöyle bana salgıda gerek yok. Ben her sabah kalktığımda 9 kere hapşırırım zaten. Efendim? Alerjik miyim var ben? Evet, alerjik olabilir. 9 kere hapşırma. 9 kere. Allah'ım, her şeyin bile yetmiyor. Bir gerçekten numune ya. Şöyle, yani üzerine nedir sabah 9'luk? Şöyle söyleyeyim, hapşırma ile ilgili. Evet. Şimdi hem burun ameliyatı olanlar için, yani hem estetik olan, hem de sadece diyelim estetik değil de iç ameliyat, yani deviasyon ameliyatı olanlar için, hem de hiç ameliyat olmamış normal günlük hayatımızda hepimiz için, hapşırma için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ağzımızdan rahat hapşırmamız lazım. Yani şimdi bazen kendimizi tutmayın, sıkarız, burnumuza doğru bir basınç veririz. Tabii. Burnumuza basınç vermeden ağzımızdan rahatlıkla hapşıracağız. Evet. Toplum içindeysek bu klasik, şöyle kolumuzun içine. Yani o anda bir peçete falan, aynen, bulamadık diyelim, bir anda hapşırmamız gerekti. Hemen kolumuzu açıp ağzımızdan rahat hapşıracağız. Evet. Basıncı burnumuza doğru vermeyeceğiz. Hapşırı tutmayacağız yani. Aynen çok öyle. Önemli. Yani bu ameliyat olan ya da olmayan, sizin gibi günlük normal hapşıran insanlar için geçerli. 9 evet, kere diyor, dışa hiçbir doğru. Hiçbir sorun olmaz yani, hapşırabilir estetikten sonra ameliyatımız. Yine ama dalga geçeceğim. Bir gün haberlere çıkar tabii böyle şeyler. Hapşırırken burnunu ağzını sıkmış tutmuş, işte beyin kanaması geçirmiş falan. Evet. Doğru bunlar. Gerçekten doğru. Olabilir. Evet. Doğru gerçekten bunlar. Olabilir tabii ki. Evet. Yani o zaman aslında bu anlamda da çok önemli. İlk o 14 gün. Evet. Ne yapacak hapşırma gelirse? İşte aynı söylediğim gibi. Tabii tabii, normal hapşırsın, hiç sorun yok. Yok. Aynı gün bile, ameliyat günü bile hapşırabilir. Hiçbir sorun çıkmaz. Çünkü bir de şöyle bir şey vardır ya, neye odaklanırsan başına gelir. Evet. Hapşırmayacağım. Hani geçen gün bir belgesel seyrediyorum. MR'a girecek 1,5 saat bir deney için. Tam girerken doktor diyor ki burnun kaşınabilir, ne olur yapma. Doktor bir de giren MR'a 1,5 saat böyle yapıyor. Şimdi bütün aklım fikrim burnumda olacak ve kaşınacak burnum, keşke söylemeseydiniz. Tabii. Hep böyledir diye denk gelir. Nereye odaklanırsanız o sorunu yaşarsınız. Evet. Burun esteti yapılmış bir hastanın ileriki dönemlerde işte konka hipertrofisi dediğimiz, evet, burun etleri şişmesi veya ne bileyim bir takım başka sinüzit mesela, hı-hı, olduğunda ameliyatı zor olur mu veya farklı, yok, hayır, olur mu? Hayır, hayır, hayır. Yani burun estetiği olmuş bir insanın daha sonra burun içinde herhangi bir işte deviasyon ya da konka ameliyatı olması ya da sinüzit ameliyatı olması herhangi bir insandan farklı değildir. Hı. Aynı şekilde o ameliyatı olabilir. Zaten eğer estetik ameliyat olduğu dönemde de sinüziti varsa, konka büyümesi yani hipertrofisi varsa, işte septum deviasyonu dediğimiz kıkırdak eğriliği varsa onu estetikle beraber aynı anda yapabiliyoruz. Hmm. Sonradan bu problemler gelişirse ayrıca gene olabilir. Herhangi bir insandan farkı yoktur. Evet. Yaş sınırı var mı bu işin? Yaş sınırı var. Burun estetiğinde hastalarımızın kemik büyüme yaşının durmasını beklediğimiz için 18 yaşını geçmesini istiyoruz. Hmm. 18 yaşından önce yapılması sakıncalı. Üst yaş sınırı yoktur. Yani ileri yaşlarda insanlar bile eğer genel sağlık durumu uygunsa bu ameliyatı olabilir. Evet. Son magazinsel bir soru sorayım. Buyurun. Burnunda hiç kemer yok ama ben kemer istiyorum. İşte neydi o ünlü sanatçımız? Kim? Yabancı. Barbara Streisand'a benzemek, evet, istiyorum. Kemer istiyorum diyen oldu mu hiç? Hayatımda hiç olmadı. Ama yani yapılabilir bir olay. Yapılabilir. Ama hiç
Hiçbir hastamız öyle bir şey olmadı. Hepsi kemer aldırmaya yani geliyor. Hepsi kemer aldırmaya geliyor. Söylüyoruz. Burun konuşulduğunda Barbara Streisand dünya çapında çok önemli bir ses sanatçısı ve aktris. Sırf ses tonu değişmesin diye burnunu değiştirmiyor. Evet. Çünkü çok önemli bir ses evet, sanatçısı. Tabii. Aslında ne kadar kıymetli bir şey burnumuz ve var olan yapısı evet, ama sevmeyince de sevilmiyor. Yapacak tabii, bir şey yok. Tabii. Muhteşem uzmanlarımız evet, sizleri bekliyor hayatımızı kolaylaştırmak için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. 9 kere hapşur devam edelim. Devam ediyoruz.